Türkiye'nin tek kadın kanalı Woman TV ekranlarına hoş geldiniz. Bodrum Yalıkavak Marina'dan yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz de Bodrum'un hem keyfini çıkarıyor hem de sizleri astrolojiden uzak bırakmıyoruz. Evet, bugün yine aslında yaz aylarında da önemli bir konu. Çünkü neden hep böyle güneşlenirken, sağlık programımızda da sevgili Duygu Özel Sapan sizler için hep anlatıyor ve o çeşit konuklar ağırlıyoruz bilgilendirmek için sizleri. Ama bunun bir de aslında astrolojik bilim kısmı var. O da nedir? Şöyle, medikal astroloji duymuş muydunuz daha önce? Biz astrolojiyi sadece burçlardan ibaret biliyoruz belki ama astrolojinin çok farklı alanları var ve biz de bugün medikal astrolojiyi konuşacağız. Yine bu akşam gece saatlerinde gerçekleşecek ay tutulmasının tetiklediği hastalıkları da konuşacağız. Konuğumu takdim etmek istiyorum. Astrolog Eylem Şaracalp bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Güzel bir enerjide buluştuk. Evet, çok güzel değil mi? Keyifli evet. Bir ortamımız var. Evet, çok güzel bir ortam. Bir de konular çok güzel. Yani medikal astrolojiyle de burada olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü Türkiye'de medikal astrolojiyi çok çok az insan biliyor. Bilen kişilerle zaten bir arada oluyorum. Mutlaka izleyicilerden de birkaç kişi mutlaka tanıyor olacaktır da beni. Şimdi medikal astroloji deyince aklımıza sağlık astrolojisi geliyor. Ki Hipokrat da medikal astrolojinin babalarından biri. Yani sağlığın babası Hipokrat. Tıbbın babası Hipokrat medikal astrolojiyle de ilgilenmiş zamanında ve bizlere bir ön ayak olmuş aslında baktığınız zaman. Medikal astroloji dediğimiz zaman gökyüzündeki yıldız ve enerji nasıl tüm anlamıyla hayatımızı etkiliyorsa tabii ki sağlığımızı ve bedenimizi de etkiliyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Bir de tabii ki güçlü bir ay tutulması var Oğlak Burcu'nda. Evet. Bu ay tutulmasının sağlığımıza olan etkilerinden de biraz bahsedeceğim. Evet, onu hep merak ediyoruz. Özellikle böyle bazen şişlik gibi sıkıntılar yaşanabiliyor değil mi? Evet. Ay tutulması dönemlerinde. Dolunay evresinin en yoğun hali çünkü ay tutulmaları. Şimdi medikal astrolojiden evet, öncelikle medikal Astrolojiden bahsedelim. Tabii medikal astroloji nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Ve özellikle şimdi ben şunu da belirtmek istiyorum. Siz başladınız, ben devamını getireyim. Medikal astroloji hani çok bilinmeyebilir diyorsunuz. Biz de bu programda aslında astrolojinin bilinmeyenlerini konuşuyoruz her zaman. Çünkü her zaman her yerde aslında haftalık burç yorumları yapılıyor, evet. Konuşuluyor. Evet. Bazen dinliyoruz. Şöyle diyenler oluyor, o kadar çok burç var, nasıl aynı karaktere sahip olabilelim ya da hepimizin başına aynı şeyler nasıl gelsin? Ve biz de bu programda her zaman hatırlatıyoruz, hepimizin bir kişisel haritası var. Evet. Astrolojinin farklı alanları var. Biz de günlerimiz geldikçe bunları konuşmaya çalışıyoruz. Programlanmış bir konuydu. Bodrum'da denk geldik. Evet, ne güzel oldu. O zaman başlayalım. Medikal astroloji nedir ve hangi alanlarda kullanabiliriz? Medikal astroloji sağlık astrolojisidir. Sağlığın her türlü alanında kullanılıyor. Mesela ameliyat tarihlerinin belirlenmesinde, herhangi bir sağlığımızın teşhisinde, konvansiyonel tıpta özellikle, alternatif tıpta da biz medikal astrologlar destek verebiliyoruz. Ameliyat tarihlerini söyleyebiliyoruz. O kişinin manyetik astrolojik haritasını çıkarttığımız zaman manyetik olarak hangi gezegenden sert açılar almış, sağlık evinde, yani 6. evinde ne var? Ne tür hastalıklara açık manyetik olarak, neler yapılabilir, nasıl önlem alabilir? Tabii bunlardan bahsediyoruz. Estetik cerrahi özellikle medikal astrolojiden çok faydalanıyor. Hangi dönemler işte ameliyat yapabiliriz, hangi dönemler estetik ameliyatları olmalı, hangi dönemler olmamalı? İşte şimdi bir Merkür retrosu var mesela, Aslan Burcu'nda devam ediyor ki 19 itibariyle Yengeç Burcu'nda gerileyecek. Bir Ağustos'a kadar ameliyat devam edecek. Ameliyat tarihlerinde de beklememiz gerekiyor mu? Peki yani çok, acil bir durum yoksa? Çok acil bir durum yoksa tabii ki mümkün olduğunca bu evre beklememizde fayda var ki şimdi bir ay tutulması evresindeyiz. Yani Oğlak Burcu'nda meydana gelecek gece yarısı zaten. Enerjisi de girmiş bulunmakla birlikte. Ay tutulması evresinde kanla ilgili sıkıntılar yani çok ciddi anlamda etkileniyor. Yani ameliyatlarda kan durmayabilir, kanla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabilir, anesteziyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden ay tutulmalarında ameliyat tarihlerini erteleriz. Ne zamana kadar? Son dördün. Son dördün dediğimiz dolunaydan sonraki dönemde ayın küçülmeye başladığı fazdır. Yani o 13 günlük dilim içinde biz ayın enerjisine göre kişinin de haritasına bakarak
hangi dönemde nasıl bir şekilde tedavi uygulanması gerekiyor ya da önemli bir ameliyat olması gerekiyorsa ona göre tarihlerini hesaplayarak, kişisel haritasına bakarak yönlendirebiliriz. Tabii ki yine doktorla birlikte çalışıyoruz. Yani doktor hastalığı teşhis ediyor. Ona göre hasta bize danışıyor. Hangi dönemde nasıl bir şekilde operasyon geçirebilirim, hangi tarih uygun diyor. Hesaplıyoruz. Doktorla da paylaşıyoruz. Karşılıklı güzel bir çalışmamız oluyor. Hı hı. Peki burçların en sık karşılaştığı hastalıklar nedir? Koç burcuyla başlayalım mı? Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi hep burç diyoruz ama sadece burçtan ibaret değiliz. Hı hı. Yükselen burcumuz. Evet. Demin de bahsettiğim gibi ay fazları, yani ay burcumuz. Hı hı. Ve güneş burcumuz tabii ki çok önemli. O bir zaman de, dinlerken yani yatkın oldukları hastalıkları güneş, yükselen ve aya göre mi? Tabii ki dinlemelerinde fayda var. Demin otururken bir doktorumuzla karşılaştık, evet, biliyorsun. Hatta ay burcun boğa olduğunu söyledim. Hatta bana dedi ki tiroidle ilgili bir sıkıntınız olabilir dedi ve yokladı. Evet dedi, tiroidle ilgili bir sıkıntınız var. Evet dedim, çünkü ayım boğa. Yani işte doktorun bakış açısı, işte benim de aydaki o enerji, tiroide olan yatkınlığım direkt açığa çıktı mesela. Sonrasında tedaviye devam edeceğiz, onu konuştuk. Hı-hı. Boğa genelde boyun bölgesi. Boyun bölgesi, tiroidler, ses telleri, onu bademcik. Başlayacağız ama. Tabii ama koçtan başlayalım. Ben biraz araştırırken fark ettim ki koç baştan başlıyor sanırım. Tabii koçtan. Biraz çakraları sanki gidiyor olay, olabilir mi tabii, böyle bir şey? Aslında her şey çakralarla alakalı. Yani her şey birbiriyle bütün baktığınız zaman. Yaşamdaki ama her şey. Astroloji bu bütünün matematiksel verisi diyebiliriz. Ya yani meteoroloji gibi, demin de konuşmuştuk ya, meteoroloji nasıl bize yağmur yağacağını ve fırtına çıkacağını söylüyor. Ona göre önlem alıyoruz. Astroloji de ne zaman ne yapılması gerektiği hakkında bilgi veriyor, ona göre önlem alıyoruz. Evet, aynen bir kılavuz gibi. Kılavuz. Evet, o zaman koçlarla başlayalım. Evet. Şimdi koç baş bölgesi, gözlerle ilgili hastalıklara çok yatkın. Zaten çok enerjik bir burçtur. Ufak tefek sakarlıklara da açık olduğu için bu enerjik haliyle biraz başla ilgili yaralanmalara da açık bir burç. Mars etkisinde tabii bu da çok ciddi anlamda ona bir şey veriyor, cesaret, güçlü adrenalin veriyor. İşte adrenal rahatsızlıkları açık olabiliyorlar, gözlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Migrene çok açık olabiliyorlar. O yüzden tüm koçlara diyorum ki buradan, özellikle migrene yatkınsanız gözle ilgili mutlaka bir sorunuz olabilir. Mutlaka doktora görünmelerinde fayda var diyorum sevgili koçlara. O zaman tekrar hatırlatmak istiyorum ben de. Yani çünkü güneş burcumuzu dinlerken yükselen ve ay burcumuzu da dinleyelim. Çünkü fark ettim ki bazen bazı bölgelere hitap etmeyebiliyor. Benim tabii burcum değil diyoruz ama tabii çıkan hastalık sizin de dediğiniz gibi ay burcunuz boğaymış. Benim de ay burcum boğa. O zaman şimdi boğayı dinliyoruz dikkatle. Evet, işte ay burcu boğa. Venüs. Rahatlık demektir zaten Venüs. Boğa zaten ifade çakrasını ortaya koyan bir çakra. Kendinizi iyi ifade edemediğiniz zaman ya da kendinizi çok fazla ifade ettiğiniz zaman da boğaz çakrası, yani dengede olmadığında bir takım sıkıntılar meydana gelebiliyor. İşte faranjit meydana gelebiliyor. Ses telleriyle ilgili sıkıntılar oluşabiliyor. Bademcikle ilgili sıkıntılar oluşabiliyor. Tiroidle ilgili ve paratiroidle ilgili sıkıntılar oluşabiliyor. Bir de hormonlar tabii etkileniyor Venüs etkisinde olduğu için. Boyunla da ilgili sıkıntıları biraz açık olabiliyor. Ay boğadakiler, yükselen boğadakiler, güneşi boğa olanlar bu konularda ne yapacaklar? Dikkatli olmalarında fayda var. Peki ay, yükselen ve güneş ikizler için? İkizler en hareketli. Merkür çocuğu, çılgın Merkür çocuğu diyoruz biz onlara. Anda hareket edenler, bir şeyi 10 kere düşünenler, kafada bir sürü düşüncesi olan burçları, ikizler burçları. O yüzden sakarlıklara çok açıklar. Konsantrasyon problemleri çok sık yaşıyorlar. Uyku problemleri çok sık yaşıyorlar. Akciğerlerle ilgili sıkıntılara maalesef açık olabiliyorlar. Bir de sinirlerle ilgili, sinirsel hastalıkları, psikolojik, psikosomatik hastalıkları biraz açık oluyorlar. Biraz o konuda dikkat etmelerinde fayda var. Ellerini kullanırken dikkat etmelerinde fayda var. Genellikle el ve kol yaraları, işte sakarlıklara maruz kalabiliyorlar. Çok hızlı düşündükleri için ve düşünmeden hareket ettikleri için de olabiliyor bu. Biraz onlara dikkat etmeleri lazım. Konsantrasyon için de mutlaka ve mutlaka destek almaları lazım. Konsantrasyon sıkıntıları olabiliyor çünkü. Evet. Aşağı doğru ilerliyoruz sanırım, yengeç mideyle. Evet, solar plexus, işte mide, güven. O duygusallıktan olsa duygusal, gerek değil tabii mi? Duygusal tabii, çünkü çok duygusal bir burç ve yengeç deyince aklımıza ne geliyor? Güven geliyor. Güven deyince, güvenle ilgili sıkıntı, güven problemleri yaşayan yengeçler maalesef
solar plexus yani mide çakrası ile ilgili ciddi rahatsızlıklar yaşayabiliyorlar. Onlar için tabii ki yaşamlarında bir kabuk vardır yengeçlerin. Hayatlarında inanmadıkları, güvenmedikleri hiçbir ortamda olmak istemezler ve kendilerini kaçınırlar. Oldu ki yakalandıkları zaman da mide ile ilgili sıkıntılar yaşarlar. Bir de göğüsle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar. O yüzden yengeçlerin o konularda biraz dikkatli olmalarında fayda var. Güvende olduklarını hissetmeleri lazım. Ben güvendeyim ve mutluyum dedikleri zaman ve bunu gerçekten inanarak yaptıklarında hiçbir sıkıntıları olmayacak. Bir de mümkün olduklarında solar plexusla ilgili çalışmalar yapmalarını öneriyorum onlara. Geldik Aslan Burcu'na. Evet, güneş çocukları. Aslanları ben Efe diyorum. Efe Burcu, Efe gibiler evet, çünkü onlar. O güç hissediliyor çok direkt. Çok güçlüler. Her yerde parlamaları lazım. Yengeç ne kadar kabuktaysa aslan o kadar sahnenin önde. Ben diyor sahnenin kralıyım diyor. Şimdi öyle olduğu için de fark edilmedikleri zaman ya da sevilmediklerini, ilgi görmediklerini hissettikleri zaman sıkıntılar başlıyor. Nerede başlıyor? Kalp çakrasında başlıyor. Kalple ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. O yüzden özellikle ailelere diyorum ki çocuğunuz aslansa mutlaka şımartın ve ilgi gösterin. Sevginizi ondan esirgemeyin. Çünkü çocuklukta başlayan bir takım astımsal sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Omurgayla ilgili sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Ve sırt ağrıları söz konusu olabiliyor ama en önemlisi kalp hastalıkları tabii aslanların ki şu anda Mars Aslan Burcu'nda mümkün olduğunca aslan burçlarına ve genel anlamda yükseleni ve ayı aslanda olanlara ağır sporları önermiyorum. Mümkün olduğunca yürüyüş yapabilirler. Kendilerini yormamalarında fayda var çünkü kalp hastalıklarını bu evre çok açız. Aslanları şımartın dediniz ama sonra etraftakiler o ego ile nasıl başa çıksınlar? Değil mi? Ego derken aslan ilgi gördüğü zaman egosu ortaya çıkmıyor. Ama ilgi görmediğinde işte onların da hepimizin bir ters tepki tabii. Onların da negatif tarafı o ya. Evet. İlgi görmediklerinde ve kendilerini ortamın içinde var olmadıklarını hissettiklerinde aslında o bir şekilde ben buradayımı egosal bir demek şekilde gösteriyorlar. Demek o yüzden sürekli pohpohlanmak istemeleri. Maalesef. İşte her insanın, her burcun hepimizin yaratılış fıtratı farklı. Aslında çok doğru şu an. Biz farklı düşünüyoruz. Biraz daha pohpohlarsak biraz daha şımaracaklarını ama pohpohlayıp en azından onların tabii o egolarını bastırmalarını sağlayabilirmişiz. Bunu da öğrenmiş olduk. Aslan yakınları olanlar için de tavsiye olsun. Evet. Geldik Başaklara. Evet Başaklar. Merkür'ün Bakire Meryem Anası diyorum Başaklar için. Çünkü kendilerine çok has, çok zor beğenen, titiz, temkinli bir burç Başak. Düzenli de bir burç tabii. Bu düzenli olan tarafı biraz ister istemez bazı konularda bir şeyleri hazmetmedikleri zaman, hazmedemedikleri zaman bağırsak problemlerine yol açıyor. Bağırsaklar ve sindirim sistemleriyle ilgili sıkıntılara çok açık olabiliyorlar. O yüzden hayatlarındaki birçok şeyi hazmetmeleri gerekiyor ve çok ayrıntıya düştükleri için de sinirsel bir takım psikosomatik, psikolojik rahatsızlıklara sebep verebiliyor. Yani aşırı titizlikten kaynaklanan hastalıklar söz konusu olabiliyor. Yine psikolojik travmalar söz konusu olabiliyor. Bir de Başak Burcu yalnızlığı çok sever. Arkadaş yalnızdır ama kendine ait bir dünyası olsun ister. Psikosomatik rahatsızlıklarla yaşayan Başak Burçları için bu aşırı titizlik ve kendilerini bazen duygudan da yoksun bırakmak isterler. Mutlaka destek almalarını öneriyorum onların da. Ve geldik terazilere. Terazileri bel bölgesi genelde evet, değil mi? Lumbargo bölgesi çünkü dediğimiz. Çünkü yükselen terazi olduğum için yaşıyorum tabii, da gerçekten tabii, bunu. Tabii. O yüzden öğrendim. Tabii. Lumbargo bölgesi yani bel bezi, böbrek, böbrek üstü bezleri bunlar çok etkili. Biraz pankreas yani şeker hastalığında çok açık olabiliyorlar teraziler. Biraz yine Venüs yani olduğu için ister istemez dikkat etmeleri gereken yine hormonal sistemleri de çok çok önemli. Mutlaka hormon testine düzenli girmelerinde fayda var. Tabii çok rahatına düşkün bir burçtur terazi. Yine boğa gibi teraziler. Ama teraziler kendilerini dengede bulamadıkları zaman, dengesiz bir ortamın içinde bir de tartışmayı hiç sevmez. Kavgadan hiç haz etmez terazi. Koçu zıttıdır zaten. Evet, aynen öyle. Kendini bir kaosun içinde bulduğu zaman hastalanıyor. Zaten her şey duygu durumumuza bağlı değil mi? O yüzden terazinin hayatta mutlaka dengede olması gerekiyor. Bir de teraziler yalnızlığı hiç sevmezler. Hayatlarında mutlaka onlara destek verecek, onların yanında olacak bir partnerleri olması gerekiyor. O zaman dengede mutlu ve huzurlu hayatlarını devam edebiliyorlar.
Zaten hastalıkların kökene indiğimiz zaman hepsi duygusal kökenlerden kaynaklandığı evet. için kesinlikle dengesiz ortamlara hayır diyorum. Hı-hı. Uzaklaşın. Tartışmalı ortamlarda da mutlaka bulunmamaları gerekiyor. Evet ve geldik şimdi de akrepler evet. için önerilere. Evet. Evet. Akrepler, güçlü akrepler diyorum aslında. Mars'ın su grubundaki en güçlü burçlarından bir tanesi akrep. Şimdi akrepler dişi ve eril olarak kendilerini çok ortaya koyan bir burçtur akrep. Ben buradayım der. Bunu yaparken de tabii bir taraftan da belirli bir hırs verir Mars onlara. Hı hı. O hırs ister istemez belirli konularda özellikle kendilerini gösterdikleri alanlarda istediklerini sonuca ulaştırma şeyi verir. Bir de akrep küllerinden doğan bir anka kuşu gibi bir burç. Plüton'da etkisi altında olduğu için sağlık olarak özellikle yine cinsel organla ilgili, cinsel hastalıklarımıza da ilgili bağlantılı. İşte erkeklerin prostata çok dikkat etmesi gerekiyor. Kadınların rahime çok dikkat etmesi ve yumurtalıklara çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet, özellikle yaz dönemi havuz vesaire mikrobik bunlarda da belki şeylere çok yatkın oluyorlar o konuda. Dikkat etmelerinde fayda var. Bir de aşırı derecede hırs biraz onları yıpratabilir. Ona biraz dikkat edecekler. Biraz da akrep paylaşmayı çok sevmez. Kıskanç bir burç. Yani ellerinde değil tabii doğalarında yok. Hı hı. Bir şeyi sevdikleri zaman o gözü kapalı aitlik istiyorlar ve ona ait olsun istiyorlar. Sevdiklerinde çok yüce gönüllüler. Her şekilde onlarla birlikte ama iyi ve kötüyü tabii ki diğer burçlar kadar mesela bir terazi için birçok şey önemli değilken akrep için her şey çok önemli olabiliyor. Bu da onları biraz yıpratabiliyor. Yani biraz esnek olmalarında fayda var aslında. Pek olamıyorlar. Yani çünkü hırs, kıskançlık hepsi baktığında döndüğünde biraz önce de çok güçlü. Söylediğiniz gibi yine ne olursa bedene vuruyor. Bedene vuruyor. O bedene vurduğu zaman da en çok onların etkilendiği organlardan bir tanesi işte. Hı hı. Cinsel uzuvlar, yumurtalıklar işte bu konularda biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Bir de dediğim gibi yaz aylarında havuza dikkatli girin. Mümkün olduğunca öneminizi alın. Özellikle ay akrep burcuna girdiğinde yumurtalıklar, rahim, gebelik gibi konularda dikkatli olmakta fayda var. Ve geldik şimdi de gezmeyi seven yaylara. Evet, yükselen burcum. Yaylar, Jüpiter çocukları, dünyanın en rahat çocukları. Ne de olsa her şey bize geliyor. Hayat güzelliklerle dolu diyen, büyüteç burçtur yay. Yaylar kalça, bacağın üst kısmı. Yine çok etkilenir. Bel bölgesi yine aynı şekilde etkilenir. Yayların sporlara çok, spor yaparken özellikle bel bölgesi, kalça, uluk kemiğine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Bir de karaciğere biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Mümkün olduğunca tabii ki su grupları kadar çok alkole düşkün değildir. Yay birazcık daha macera perestir ama yine de alkole dikkat etsinler. Karaciğerleri biraz hassas olabilir. O yüzden o konularda biraz yayları ben uyarıyorum. Peki, geldik şimdi de oğlaklara. Evet, oğlak dedik. Ay tutulması oğlakta. Evet, özellikle şimdi oğlakları tetikleyen bu çok hastalıklar bahsedeceğimiz değil mi? Çok ciddi bir evre aslında bu evre. Oğlakların, yükselen burcu oğlak olanların, ay burcu oğlak olanların, Mars'ı oğlakta olanların ve Satürn oğlakta olanlar diyeceğim burada. Horoskopunu bilenler hemen zaten oturmuşlar, dinliyorlardır bizi. Şimdi ay tutulması en çok tabii ki oğlak burcunu etkiliyor olacak. Oğlak burcu deyince sağlığımız ilk önce kemik, eklemler, dişler, diş etleri, cildimiz etkileniyor olacak. Ve kas sistemimiz tabii. İşte bu evre kastaki yırtılmalar söz konusu olabilir. Dizlerle ilgili sıkıntılara çok açık olabiliriz. Hı hı. Kemiklerle ilgili sıkıntılara ve dişlerle ilgili ve diş etleriyle ilgili sıkıntılara çok açık olduğumuz bir evre. Şimdi ay tutulmasında mesela diş doktoruna bu tarihlerde özellikle bugün ya da bundan birkaç gün öncesinde gidilmesi çok sağlıklı olmayabilir. Ne yapacağız? Son dördünü bekleyeceğiz. Yani ayın küçülen fazlını bekleyeceğiz. Yani eğer dişle ilgili bir problem yaşıyorsanız, kemiklerle ilgili bir problem yaşıyorsanız ya da cildinizle ilgili bir problem yaşıyorsanız mutlaka son dördünü bekleyin. Dolunaydan sonra zaten ay tutulmasından sonraki fazdır. 13 günlük dönemdir. Bu 13 günlük dönemde randevularınızı alabilirsiniz. Bu belki olacak. De aslında kendi kendine geçecektir. Çünkü o dönemlerde özellikle tetiklenen hastalıklar şifayla olduğunu şöyle biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Dolunaylar yani ay tutulmaları şifalanma evresi.
Çok ciddi, Allah korusun, bir kazanın dışında ya da herhangi bir şekilde çok ciddi bir rahatsızlık geçirmiyorsanız, yani fiziksel ve duygusal bir şey yaşıyorsanız, onu tutulmalar döneminde tabii ki ne yapabiliyorsunuz? Geçirebiliyorsunuz. Şifa uygulayabiliyorsunuz. Düşünce gücüyle bile geçirebiliyorsunuz. Artık bunlarla ilgili zaten Hindistan'da bayağı bir eğitim aldım. Onlardan da biraz bahsetmek isteyeceğim. Evet. Aslında izleyicilerimize geçirebiliyoruz. Çünkü tutulma evresi artık bir şeylerin sona erdiği, bittiği, fazlalıklardan kurtulduğumuz, negatiflerden kurtulduğumuz bir evre. Hani bir doğum sancısı gibidir. Bebeği bekleriz değil mi? Çok güzel bir şey dünyaya gelecek ama çok ciddi bir sancı çekeriz. Tutulmaları doğum sancıları gibi düşünsünler. Çünkü her doğum sancısından sonra mutlaka çok güzel bir şey dünyaya gelecek ve güzel bir haber alacaklar. O yüzden o sancılı evre kurtuluş evresidir. Onu da söylemek istiyorum ben aslında. Yani sonra bu sancılı evreyi belki daha rahat geçirebilmek için de bizimle paylaşacağınız tabii yollarınız olacaktır. Olacak. Onları da konuşuruz. Tabii. O zaman şimdi ele avuca sığmaz kovalara geçelim mi? Evet, Uranüs çocukları. Dehalar onlar. Geleceğin çocukları aslında. Şimdi kovalar yine hava grubu çocuğu. Şimdi sinir sistemleri onların da biraz sağlam değil gibi görünüyor ama çok zekiler. Evet, aşırı derecede öyle. Zeki oldukları için her şeyi bilirim enerjileri var. Bundan kaynaklı onlar da biraz sakarlıklara açıklar. İşte motorlu kazalar genellikle bakıyoruz, kovalar ağırlıkta çıkıyor. İşte Uranüs'ün o ani hareketleri onlara bazen ufak tefek sıkıntılar yol açabiliyor. Mesela kan dolaşımı. Kanla ilgili hastalıklara çok açık olabiliyorlar. Yine ayak bilekleriyle ilgili sakarlıklara çok yatkın olabiliyorlar. Ayak ve ayak bileklerinde sıkıntılar söz konusu olabiliyor kovaların. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Kan dolaşımıyla ilgili varislerle ilgili hastalıklara biraz yatkın olabiliyorlar. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de bu aşırı kendine olan güven duyguları ve özgürlükçü bir kovaların hemen hemen hepsi öyle. Özgürlükçü oldukları için de böyle biraz adrenalin sporlarını da çok seviyorlar efendim. Evet. Yani paraşütten atlamak olsun, doğa sporları olsun, motor sporları olsun. Onları biraz dikkat etsinler lütfen. Adrenaline biraz dikkat diyorum. Peki son olarak da geldik balıklara. Evet, Neptün çocukları dünyanın, hayal dünyasının kraliçeleri diyorum ve kralları diyorum onlara ben. Birçok sanatçılar zaten onlardan çıkıyor. Yazarlar, çizerler, oyuncular. Şimdi Neptün çocukları her şeyden önce tabii ki lenf sistemiyle ilgili, lenfsel sıkıntıları biraz açık olabiliyorlar. Bir de çok yoğun bir hayal dünyaları olduğu için bazen o hayal dünyasını gerçeklikle ayırt etmekten çıkıp biraz psikosomatik hastalıklara da açıklık getirebiliyor. İşte şizofrenidir, onlara kadar giden Neptün çocukları var. Yani haritasında tabii kötü bir açısı varsa bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Yine ayaklarla ilgili sıkıntılar, tırnaklarla ilgili sıkıntılar, işte tırnakta mantarlar, ayakla ilgili sıkıntılar, bunlara biraz açık olabiliyorlar. Onlara çok dikkat etmelerinde fayda var ama lenf sistemlerinde de özellikle işte gezegenleri ağırlıkta negatif, sağlık evine negatif olan kişileri ben mutlaka doktora gitmelerini öneriyorum. Bir mamografi çekilmelerini öneriyorum mesela. Lenfleri biraz dikkat etmelerinde fayda var. Evet. Ve geldik şimdi de ay tutulması ile ilgili. Şimdi biraz önce Oğlak'ta bahsetmiş olduk aslında ama yine tekrar bahsedecek olursak ay tutulmasında en çok daha doğrusu şimdi Oğlak burcunda gerçekleşecek olan tutulmada en çok hangi burçlar daha hassas olacaklar, hangi hastalıklar ve bizim bunu bu zaman dilimini daha rahat geçirebilmemiz için de tavsiye edeceğiniz olumlamalar. Tabii ki. Şimdi çok önemli bir şey. Yani Oğlak özellikle Satürn ve Plüton'un da enerjisiyle ve iki güçlü malefik gezegen diyoruz biz buna. Yani biraz zorlayıcı bir gezegen Plüton ve Satürn. Bir de şimdi Oğlak burcunda ve tutulmayla birlikte Merkür retrosu da hakim. Düşünebiliyor musunuz siz sancıyı? Doğum sancısı inanılmazın ötesinde. Bitmeyen bir sancı var şu an. Sağlık olarak yine kemikler, dişler, diş etleri tabii ki etkilenmekle birlikte ruhsal sağlığımız da biraz tabii ki ne yapıyor? Etkileniyor. Şimdi bu evre içerisinde en çok tabii ki otorite figürleri,
Yani iş hayatında çalışanlar, işle ilgili, kariyerle ilgili konular ön planda olacağı için yine evle ilgili konular, inşaat sektörleri tabii bundan da çok etkilenecek. Şimdi kariyerle ilgili büyük bir dönüşüm yaşayacak birçok kişi. Hı hı. En çok etkilenenlerden biri tabii ki Oğlak. Evet. Yengeç, Terazi ve Koç. Şimdi bu öncü dört grup, dört burç etkileneceği için de onların hayatlarında radikal bir dönüşüm söz konusu. Şimdi diyoruz ki ay tutulmalarında bu değişimleri yaşıyoruz. Acaba işimden ayrılacağım kötü mü? Ya da eşimden ayrılacağım kötü mü? Kötü diye bir şey tabii yok. Tabii hepimizin aklından geçiyor bunlar. Kötü diye bir şey yok. Hayatımızda tutulmalar, özellikle ay tutulmaları, hayatımızda şimdiye kadar karar alamadığımız, hı hı, ama bizi zorlayan, bizi zorlamakla birlikte hayatımızda bir takım konularda engel koşan konuları at gitsin diyor. Bırak gitsin. Akışta bırak gitsin. Ve sevgiyle bırak gitsin. İşte olumlama burada başlıyor. Hayatımdaki bana yük olan, atıl olan tüm enerjileri sevgiyle bırakıyorum. Ve yeniyi sevgiyle açıyorum, kucağıma açıyorum dediğimiz zaman, gerçekten bunu bilinçli bir şekilde söylediğimiz zaman, ki ruh bunu biliyor aslında, öz bunu biliyor, hayatımıza çok güzel yenilikler başlıyor. Evet, bu bahsettiğiniz deneyimi yaşamıştım daha önce. Evet. Yaşadığımız şeye şikayet edince aslında ondan kurtulamıyoruz. No. Onu minnetle karşılayıp, teşekkür edip aslında uğurlamak en güzeli. Çünkü ne kadar şikayet edersen o sana o kadar yapışıyor gibi bir şey var sanırım. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bir de yeni geleni de, yeni onu... gelen olan enerjiye de o yapışma, hı-hı, enerjisini taşıyorsunuz. Düşünsenize. Sonuçta bir tekamül evresindeyiz. Burası bir tekamül evresi aslında baktığınız zaman. Hayatımıza rolleri olan insanlar giriyorlar. Rolleri olan kişiler giriyorlar. Rolleri bitiyor. Yeni roller geliyor. Hayatımızın sonuna kadar bu süreci yaşıyoruz. Eğer bunu farkındalıkla yaşarsak ne mutlu bize. Hayat çok kolay ve çok güzel aslında baktığınız zaman. Güzellikleri görebiliyoruz. Bir de hayatımızdan çıkacak olan işimiz, eşimiz, her ne var ise sevgiyle gönderin. Çok önemli bir şeydir bu. Çünkü yaşadığımız güzel anları değil mi? Ne yapıyoruz? Depoluyoruz. Hı hı. Ama ufacık kötü bir anı hiç unutmuyoruz nedense. Halbuki yaşadığımız güzel anlara odaklanıp o ufacık bir değişimde, evet artık rolümüz artık ayrılıyoruz. Bu rolde başka bir role dönüşecek. Yeni bir senaryo hazırlanıyor ve ben o senaryoya hazırım. Sevgiyle rolümden çıkıyorum, evet, diyebilmemiz lazım. Evet, kesinlikle. Çok güzel bir olumlama oldu. O zaman biz bu akşam saatlerinde mi özellikle yapalım bunu? Kurtulmak, evet, istediğimiz tüm duygulardan, belki hayatımızı etkileyen iş olabilir, evlilik olabilir ya da farklı konular. Bütün teşekkür edip. Bütün altılı enerjilerden, üzerimizde bizi şu an yük gibi gördüğümüz, bizi zorlayan, hı hı, değiştirmek istediğimiz ama bir türlü cesaret edemediğimiz her türlü konuyu sevgiyle gönderiyoruz. Ve aslında her kötü sandığımız şeyin ama içinde yine şükredecek bir şeyler var, bize kattı öyle. Çünkü eğitti. Bilmiyoruz gelenin ne olacağını. Hı hı. Şimdi öyle bir tekamül sürecindeyiz ki sevgiyle gönderdiğiniz zaman gelecek olan mucizelerle geliyor. Önümüze bakmamız lazım. Çok güzel. Hayatta, o zaman bugünün de olumlaması bu olsun. Son 5 dakikamız kaldı. Aslında ben sizin hemen beslenmeyle de aslında. Hemen onunla ilgili de alalım. Sizin Hindistan deneyimlerinizi, evet, yine. Şimdi astroloji eğitimi aldık. Hı-hı. Hindistan'da çok da güzel eğitimler aldım aslında bakarsanız. Şimdi beslenme onlar için çok önemli. Onlar ay fazlarına göre besleniyorlar. Ay fazlarına göre beslenme deyince şimdi o zaman Oğlak fazındayız. Şimdi bir ay tutulması yaşayacağız Oğlak'ta. Kök besinler yiyin. Faydasını göreceksiniz. Çünkü yediklerimiz ruhumuzu etkiliyor ve zihnimizi etkiliyor ve bizleri tamamlıyor. Kök besinlerden faydalanabilirler. İşte yer elmasıdır, havuçtur, işte ne bileyim karnabahardır. Faydasını göreceklerdir. Ve ay fazları ve beslenmeyi de mutlaka takip etsinler. Belki ileriki dönemlerde tekrar buluşursak biraz, hı-hı, beslenmenin üzerinde de durabiliriz. Evet, çok sevinirim. Tekrar İstanbul'da da sizi ağırlamak isteriz. Tabii astroloji ki konu olunca konuşacak çok şey bulabiliyoruz tabii. Çok. Saatler yetmiyor. Son olarak şimdi aslında biraz önce bahsetmiş oldunuz. Ay tutulmasının ardından son dördün fazını beklememiz gerekiyor belki ameliyat, evet, için ama
şu yakın tarihleri alabilir miyiz sizden? Yani var mı? Ameliyat şöyle, için sağlıkla ilgili ve estetikle ilgili ayırt edebiliyor muyuz zamanlamayı? Şimdi Merkür Retrosu'nda 1 Ağustos'a kadar çok ciddi estetik operasyonları aslında önermiyorum. Ama haritasında Merkür Retrosu olan bir kişi Merkür'de olabilir. Merkür'de olduysa eğer. Eğer haritasında, bireysel haritasında Merkür Retrosu'yla dünyaya geldiyse onların aslında lehine işliyor bazı durumlarda biliyorsunuz. Evet. Ama haritasında Merkür Retrosu yoksa ve ameliyata girecekse 1 Ağustos'u beklemesinde fayda var. Çünkü 1 Ağustos'a kadar Merkür maalesef retroda olacak. Ve 19'undan sonra Yengeç Burcu'na girecek retro. Bir de bu tutulmadan 3 gün sonra, zaten 3-4 gün sonra bu 13 günlük dilimin içerisinde son dördüne gireceğiz. Son dördün enerjisiyle zaten artık yavaş yavaş tedaviye başlayabilirler. Destek de alabilirler doktor. 13 günlük yani bu tutulmadan 13 günlük dilim çok önemli. Bu tarihi alsınlar. Bugün zaten enerji başladı. Evet. Yarın değil. 3 günü geçirelim. Son 3 günden sonra 13 günü hesaplayıp mutlaka doktora başvurmalarında fayda var. Ama estetiksel yani estetik operasyonları da içinde Merkür Retrosu olduğu için hani o konuda biraz temkinli olabiliriz. Çünkü evet, sonuçlardan memnun kalmayabilirler. İhtimali olabilir değil tabii, mi? Tabii. Peki daha önce yine bu dolunaydan sonra belki de tutulmadan sonra diyete başlamak için tabii en uygun dönem. En uygun dönem. O yüzden dedim ya beslenme ve diyetten bahsedelim diye. Asıl bugün en uygun dönem. Diyet programı yapabilirler. Çünkü zayıflamak için en güzel dönemlerden bir tanesi. Sigarayı bırakabilirler, alkolü bırakabilirler, kendilerine ait zararlı gören her şeyi zararlı bırakabilirler. Alışkanlıklardan kurtulmak için bu dönemde başlarlarsa rutin bir şekilde sürdürürler. Zaten dolunay dönemleri, ay tutulması dönemlerinde üzerimizdeki zararlı, bize zarar veren her türlü konudan da ne yapıyoruz? Kurtuluyoruz. Çok güzel bir dönem aslında baktığınız zaman. Çok teşekkür ederim verdiğiniz hem bilgiler hem de tavsiyeler için. Ne ağzınıza demek. Sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Bodrum Yalıkavak Marina'dan sizlere sağlık için astrolojiyi sunmuş olduk. Hepiniz sağlığınıza iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın.